Evet sevgili izleyiciler, neredeyiz? Villa Teras. Doğru mu söyledim? Doğru. Yanımızda kim var? Emlak kraliçesi diyoruz biz ona, Burçak Hanım. Evet, birazdan çok önemli bir düğüne tarihlik edeceğiz. Yani çekimlerini yapacağız. Sizin sponsorluğunuzda Seda Sayan'ın destekleriyle, ki siz Seda Sayan hayranısınız. Evet. Hatta konuşmaya başlamadan önce geçenlerde Seda Sayan'a siz bir yüzük hediye ettiniz. Onu da soracağız. Ve bugünkü düğünle ilgili bize neler söyleyeceksiniz? Çünkü düğündeki gelin ve damat da çok tanınan insanlar. Buyurun, sizi dinliyoruz. Evet, şimdi bu düğün için çok hazırlandık öncelikle. Seda Hanım'ın çok büyük payı var. Bizimle tanışmasını sağladı. Alaaddin'le sevgili eşi Fatma'nın. Burçak Gayrimenkul sponsorluğunda çok güzel bir organizasyona imza atıyoruz. Villa Palas'ta Eyvan Hanım'la benim ortak bir şirketimiz. Çok heyecanlıyız. Harika bir hazırlık yaptık. Seda Hanım'ın yüzüne gelince, evet, kendisini çok seviyorum. Çok büyük hayranıyım. O Dobralı'nı da kendime benzetiyorum. O yüzden o kendisine az bile o hediye. Birazdan kendisi gelecek. Seda Hanım'ın biliyorsunuz bir çorap akımı var bu arada. Evet. Var. Evet, var. Bizde de var. Var. Evet, var. Bizde de var. Peki bugün neler olacak? Ne sürprizler var? Yani, hangi sanatçılar var? Yani birçok sanatçı. Kırmızı Oje. Diğeri de sanatçı arkadaşımız. Evet. Alaaddin. Evet. Tamam. Alaaddin Bey'in eşi. Çok yoğun bir program hazırladık. Çok emek var gerçekten. Kına gecesini de biz yapmıştık. Seda Hanım'ın programındaki kına gecesini de biz yapmıştık. Çok güzel sürprizler var. Hepsini anlatmayayım artık. Tamam. İzleyip tamam. Görelim. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, karşımızda Maral Hanım. Neredeyiz? Çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet, Maral Hanım, sizi dinliyoruz. Efendim, sizler hoş geldiniz. Çünkü ben bu semtin çocuğuyum. Zaten burada yaşıyorum. Bugün de güzel bir düğüne ev sahipliği yapıyor mekanımız. İnanılmaz şık, havalı tarz bir mekan oldu. Sevgili Alaaddin'le Fatma'nın düğününde bizler de varız. Buradan kocaman sevgiler, bir ömür boyu mutluluklar diyorum kendilerine. İnşallah hep mesut olsunlar, hep gülsünler, bugünü de hatırlasınlar. Maral Hanım, sizdeki bu son günlerde olan değişikliği izleyicilerimiz merak ediyor. Bir anlatır mısınız? Ya, evrim geçirdiniz. Estağfurullah. Yani şöyle bir şey var. Ben de herkesin bahsettiği gibi gerçekten açım. Programlı yiyorum. Yani çok fazla yememeye özen gösteriyorum. Bunun yanı sıra spor da yapıyorum tabii ki. Sporla da ilgileniyorum. Dolayısıyla kendime bakıyorum artık. Peki Burçak Gayrimenkul hakkında ne söyleyeceksiniz? Yalnız benim değil. Gerçekten de birçok sanatçının ve birçok kıymetli dostumun çok sevdiği, çok önemsediği, çok enerjisi yüksek hanım hanımcık bir hanımefendiden bahsediyorsun. Ben de onu çok seviyorum. Hatta bugün çok kıskandım. Gelirken dedim ki bu nasıl bir şıklık? Bu nasıl bir şıklık dedim. Burçak hem benim hem de bizim piyasamızda olan birçok sanatçının da vazgeçilmezi. Çok teşekkür ederim. Çok özelsin. Emlak imparatoru. Aynen öyle. Bu bölge yalnız değil. Türkiye'nin her yerinde çok etkili kendisi. Neresiydi? Şu an direkt Balıkesir Kaz Dağları'na yola çıkacağız. Düğünden sonra. Düğünden, evet, düğünden sonra yola çıkacağız. Düğünden önce de oradan gelmiştim. Evet. Tatile gitmiştim. Hep beraber de gideceğiz inşallah. Burası bizim aile mekanımız. Gelmekten keyif duyuyorum. Dediğim gibi ben de bu bölgede yaşıyorum. Sevgili Burçak'ın namını yalnız ben değil, bütün bölge bilir. Çok o yüzden seni ederim. Ve kıymetli ekibini sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Biz hoş geldik mekanımıza. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Burası sizin eviniz zaten. Yanımızda iki tane başarılı iş kadını var. Birisi Emlak İmparatoru. Siz onu tanıyorsunuz zaten. Bir de şimdi yanında birisi daha var. Ben tanımıyorum ama kendisi bakalım. Kendisini tanısın. Evet. Villadayız. Villa. Burçak Hanım çok başarılı bir gayrimenkul uzmanıdır kendisi. Biz organizasyon işi yapıyoruz. Burada da birlikte ortak Villa Palası açtık. Çok mutluyuz. Bir yılı tamamlayacağız neredeyse. Birbirinden güzel organizasyonlara imza attık. Yani iki kadının gücü diyoruz gerçekten biz buna. Yani bu akşam da çok güzel bir organizasyon yapacağız inşallah. Bizi izlemede kalın diyoruz. Ama şöyle, ben tanık olduğum için biliyorum. Sizde öyle böyle organizasyonlar yok. Maşallah Seda, evet. Sayanlar. İşte aklınıza Burak Kurtuluşlar. Ya sayamayacağım o kadar çok. Faik Öztürkler eşi, diğerleri, evet. Mankenler, fenomenler. Hayırdır? Nereye gidiyor iki tane başarılı iş kadını? Vallahi
saçlarından çıktı. Kalite asla tesadüf değildir. Evet, ben de onu söyleyecektim. Biz kaliteli işler yapıyoruz ve kaliteli insanları ağırlamayı tercih ediyoruz burada. Bu düğünde de zaten biz görselleri içeriden birazdan alacağız. Fenomenlerin mutlaka düğünü, evet, Seda Sayan. Sizlerin sponsorluğu ve Seda Sayan'ın dokunuşlarıyla. Sizde evet. Çorap var mı bakalım? Görünmüyor. Seda Sayan'a göre. Harika oldu. İçeride göreceğiz neler olacak. İzleyicilerimize paylaşacağız. Herkes son olarak kalsın. Bir mesajınız izleyicilerimize var mı? Çünkü niye soruyorum? Dünya zor şartlardan geçiyor ve savaşlar var. Evet. Ne demek istersiniz? Öncelikle çok üzülüyoruz tabii ki hani, ama hayat bir yerden de devam etmek zorunda. Biz eğlence sektöründeyiz. Bunun bir yandan gururunu yaşarken bir yandan da böyle günlerde üzüntüsünü de yaşıyoruz. Hani yani böyle organizasyonları iptal etme gibi lüksümüz maalesef ki olmuyor. Çünkü gerçekten hayat devam ediyor ve burada birçok kişi ekmek yiyor bu işten. Yani burada DJ'yi, müdüresi, yani temizliği, herkes, garson ekibi, herkes buradan ekmek yani yiyor. Kapı ve açıldığında 150-200 kişilik bir ekip artı aileleriyle beraber 1000 kişiye istihdam sağlıyorsunuz. Evet, tabii, evet, bahçe evet. Bahçe ve içerisiyle beraber toplam rakamımız bu. Ben de şunu söylemek istiyorum. Biz her türlü şiddete karşıyız. Evet. Özellikle kadına olan şiddet. Kadın. Her türlü şiddete. Aynen öyle. Bu yüzden de bu konuda çok hassasız. Elimizden geldiği kadar tüm yardım kuruluşlarına, elimizden ne geliyorsa fazlasını yapıyoruz zaten. Herkesi de böyle yardımlara destek olmaya bekliyoruz. Villa Palace'ın en büyük özelliği, evet, iki tane başarılı kadının ortak bir işletmesi. Biz birlikte ortak olmaktan çok mutluyuz. Organizasyonla birlikte yürütmekten çok memnunuz. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Gerçekten şiddete hayır diyoruz. Huzur dolu bir dünya diliyoruz. Peki efendim, çok özel olmazsa bir soru soracağım. En son karşılaştığımızda siz hamileydiniz ve evet, doğuma çok az vardı. Evet. Ne kadar sıralama zaman değişti. Çocuğumuz şimdi, ikizlerim vardı benim zaten, Mustafa Kemal biliyorsunuz. Canım, sünnetinde vardınız. Biz vardık. Evet. Devin Işık da dünyaya geldi. Bir kızımız daha oldu. Çok üçledik. O da şu an 5 aylık. Maşallah. Karavanımızın içinde sürekli biz beraberiz. Ayrılmıyoruz. Bu arada Eyvan Hanım da hamile. 5 ay sonra onun da bebeği geliyor. Sıralama değişti dedi. Belli etmiyorsunuz ama. 6 aylık bu arada. Evet, kıyafetlerimizi biliyorsunuz. Selma Avruç Hanımefendi ile Aslı Şener dikiyor. Evet. O kamufleyi çok iyi beceriyor gerçekten. Kendisine de buradan sevgiler gönderiyoruz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Kameraya bakıyoruz, el sallıyoruz. Sevgili izleyiciler, karşımızda kim var? Siz onu çok iyi tanıyorsunuz. İki kişi aslında ondan ama bugün gene iki kişi geldiler. Birisi hanımı. Evet. Evet, Kurtuluş Kuş. Dinliyoruz efendim. Eşinizi bir tanıyalım. Evlendim, çok mutluyum. Nezaket. Öyle bir soru soruyorsun ki abi, ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Peki o zaman onu anlatırız. Soracağım. Bugün düğündesiniz. Ne için buradasınız? Kimin düğünü? Alaaddin kardeşimin güzel bir düğünü oldu. Çok güzel bir organizasyon. Burada onun yanında bulunmak istedim. Çünkü bir ay önce benim düğünüm vardı. Kendisi benim düğünümde bulundu. Ben de onu burayı şereflendirmek için geldim. Ve çok güzel bir düğün oldu. Çok mutluyum. Şu anda da evime gideceğim. Peki yeni yapılan parçalarda düetler var. Onlara ne diyorsunuz? Şu anda önümüzdeki projelerde 9 Şubat'ta sevgili, rahmetli, sevgi ve saygıyla anıyorum, Azer Bülbül'le bir projem var. 9 Şubat'ta yayınlanacak inşallah. Çok heyecanlıyım o proje içinde. Ayrı bir beklentim var yani. Hani çünkü küçüklüğümden beri rahmetli babam da öyle, Azer Bülbül'ü sevip dinleyen insanlarız. Yıllar sonra da böyle bir projede ismiyle yan yana gelmek beni gerçekten çok mutlu ve çok mütevazi etti. O yüzden çok mutluyum. 9 Şubat'ta Azer Bülbül'le bir projem geliyor inşallah. Çok mutlusun. Mutluyum, çok evet, çok mutluyum. Çok güzel bir evliliğin var. Evet, çok güzel gidiyor evliliğimiz. Çok mutluyum. İyi ki senin evliyim, bu kadar. Zorlamıyoruz. Teşekkürler. Seni seviyoruz. Çekişmediye çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Seda ablanın başlattığı bu akıma ben de katılıyorum ve bütün gelinleri bekliyorum. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin bilmem ama ben giyerim. Tabii al. Allah'ım,
Alın alın. Patır patır alın. Bakmışlar. Paraları tutun diyor. Sakın çıkmayın dışarı.